Herkese Batım'daki ikinci günümüzden günaydın. Dün hiçbir şey çekemedim çünkü bir çok yorgundum. İkincisi de normalde bu tarz çekimler için kullandığımız kamera bir şekilde denize düşünce yani herhalde hiçbir şey çekemem diye düşündüm. Ama burası o kadar güzel, o kadar farklı ki en azından hani telefonla da olsa çekeyim dedim. Olduğu kadar diye düşündüm. O yüzden kalite kötü olabilir. Şimdiden kusura bakmayın onun için. Şimdi sahile doğru gidiyorum. Birazcık koşacağım çünkü bugün çok oturmalı bir gün olacak. Bir sürü online diyet yazmam lazım. Hani önceden hareket edersem içim daha rahat olur diye düşündüm. Bir de zaten bugün Global Running'deymiş. Tam üzerine geldi yani. Dün de sahili çok beğenmiştim. Çok fazla sıcak olmadan hemen başlamaya gidiyorum. Geldik. Burası çok güzel. Her taraf yemyeşil. Bir de akan su var. Tabii birazcık pis, çamurlu. Ama buradaki akan suyu enerji üretimi, elektrik üretimi için kullanıyorlarmış. Gürcistan'ın geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Mantının devasa olanı çok büyük ihtimal. Şu an teleferikteyiz. Sanırım şu noktaya doğru çıkıyoruz. Orada kale gibi bir şey var. Ama sanırım orası kiliseymiş. Hafif sallanıyor ama derin nefes alıp rahatlayıp manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Merhaba. Burası eski Sovyetler Birliği bölgesinde bulunan memleketler arasında en büyük botanik bahçeymiş. Biz de bugün buraya gezmeye geldik. Bakalım. Batum'da son günümüz. Tam bir hafta oldu geleli. Sanırım zaten daha fazla kalacak olsak sıkılırdık. Bir hafta gayet yeterli. Yalnız buraya ilk geldiğim gün birçoğunuz Instagram'dan ne yapıyorsun Batum'da, Batum çok sıkıcı falan dedi. Katılmıyorum ben buna. Bence Batum çok güzel. Gerek doğal güzellikleri olsun, gerek kültürel anlamda keşfedilecek yerleri olsun. Yapılacak birçok şey var. Onun dışında birçok kafe denedim, birçok farklı restoranda farklı yemekler denedim. Türkiye çok yakın olmasına rağmen aslında çok büyük kültürel farklılıkları var. Gerek yiyecek, gerekse yaşam anlamında. O yüzden bence burada keşfedilecek çok şey var. Son olarak bu gece Gürcistan şarabı denemeye gidiyoruz. Buraların şarapları çok ünlü ve çok güzelmiş. Bakalım, heyecanlıyım bu konuda da. Bu vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenmişseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımı kaçırmamak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.